Ben şövalyeliği, kahramanlığı, ucuz kahramanlıkları, hayatımca yapamayacağım şeyleri söylemeyi hiçbir zaman sevmedim. Sosyal medya kahramanlığını da doğru bulmuyorum. Gidip orada birebir ne yapabilirim? Bundan sonrasında orayı nasıl yeşertirim? Ve benim ülkemin tümü yanmadan ben nasıl bir çözüm üretebilirim? Bakınız, fikirlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Düşüncelerimizi ve algımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hadi bunu tasavvufla bağlayalım mı? Bakın, emmare ve levvame dediğimiz, o kadar içim yanıyor ki şu an süslü laflar edemiyorum. Samimiyetle söylüyorum size. Var o güreyim şu an görüyorum. Emmare nefs ve bağırsak beyin, levvame. Bizi izleyenlerin hepsi şu an 1000 kişinin üstündeyiz. Sizden rica ediyorum, gözlerinizi kapatın ve ağaç olduğunuzu, bir haycan olduğunuzu ve yandığınızı hayal. Kuyruğunuz yanıyor, eliniz patiniz yanıyor, kulaklarınız yanıyor, fidan ağaçlarınız, kökleriniz yanıyor. Sizin o kalabalık bir inek sürüsüsünüz. İneğin buzağınız yanıyor. Evladınızın yandığını düşünün. O zaman anca empati kurabiliriz. Bunu kuramadığımız müddetçe onu dedik, bunu dedik, elden iş gitti, hiçbir anlamı yok bu işin. Biz öncelikle kendimize döneceğiz ve biz bu yangını, bu yaşananları dünyada neden yaşadığımızı seyredeceğiz. Biz cehennemi seyrediyoruz şu an. Canlı canlı cehennemi seyrediyoruz. Ve canlı canlı seyrettiğimiz cehennem bilinci üzerinden şimdi kendi alanımızda, kendi beyin vorteksimizde ve sistemimizde bir korku alanı oluşturuldu. Daha şunu unutmayın. Allah'ın, herkesin bir planı varsa Rabbimizin de bir planı var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hep dua edeceğiz ama fiili dua, fiili zikir. Artık bu saatten sonra orayı geri çevirmemiz mümkün değil. Olanları geri getirmemiz mümkün değil. Çünkü keşke demek şeytan işi. Şeytan da bilirsiniz çok ilim sahibi bir melek, Azazil. Neden kovuldu biliyor musunuz cennet bilincinden? Ben dedi insana secde etme. Ben ateşten yaratıldım dedi. Aa, ateşten. Bak sen ne kadar enteresan. Şu an neler yaşıyoruz? Ateşle imtihan ediliyoruz. Peki orada seyrettiğimiz ateş gerçekten ateş mi? Yoksa bizim kendi hayatlarımızdaki egomuzun, nefsimizin ateşini mi seyrediyoruz? Sahip çıkmadığımız komşumuzun ahını mı yaşıyoruz? Sokakta süt vermediğimiz, önünden geçtiğimiz ezilmiş kedilere, o hani ezik yanından geçiyoruz ya E5'te. Acaba o kedinin ahını mı yaşıyoruz? Çünkü bir süre sonra oksijen alamayacak duruma geleceğiz. Kuru kuru oturduğumuz yerden ahkam kesmekle bu iş olmuyor. O yüzden bir şeyler yapmamız gerekiyor. Acilinden bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Biz bir şey yapamıyorsak orada yapan insanlara destek olmamız gerekiyor. Oranın belediyelerine, oranın insanlarına, orada yaşayan yurttaşlara, yardıma giden insanlara, bilmiyorum. Şu bilekliğimi de çıkartacağım, sıcak oldu. İnsanlara destek olmamız gerekiyor. İnsanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ama önce insan olduğumuz realitesini, halife bilinci olduğumuz realitesini ve Allah'ın eğer bir yerlerden çark edersek, hani bir fidan dikmeye akıl edersek ve bir süreliğine en azından kendi kişisel paylaşımlarımızın dışında, ben profesyonel, sizin gibi bizler profesyonel sahibi, ben hani zaten özel şeyimi paylaşmam. Günlük paylaşımlarımı yaparım ama özel paylaşımlarımıza bir ara verelim. Çünkü orada her gün bir canlı ve yüzlerce canlı ölüyor. Ölüyor. Şu anda da ölüyor. Yanıyor. Ve dünyada bir kelebeğin titreşimi, bir kelebeğin başına gelen, bir ağacın başına gelen ahı ve çığlığını, emin olun biz toplum cana ödeyeceğiz bunun karşılığını. Ödeyeceğiz. Cennet, cehennem bilinci dediğimiz kavram bu. Peki bunları neden yaşıyoruz? Çünkü Jüpiter transiti
Şimdi ben şu Jüpiter'e, Merkür'e bir gireceğim, çıkacağım. Merak etmeyin, şu an kimsenin bunu dinleyecek modda olduğunu da düşünmüyorum ama. Hocam biraz... siz ne dersiniz, dinleriz. Her şeyin zamanı gelmiş ki konuşuyorsunuz. Estağfurullah. Lütfen seve seve. Ben Çok zaten ihtiyacımız. Mevzunun oralarında da değilim. Yani şu an bir astrolog edasıyla burada oturmuyorum. İnsan olma. Şu an halkın, insanların acısını paylaşmak için birlikte dualarına zaten icabet ediyorum. Ama birlikte bir duaya katkı sağlamak için buradayım. Tek istediğim bu. Jüpiter Kova'dan geçiyor. Çok özetle anlatacağım. Kova hümanizm, insanlık ve empati demek değerli dostum. Empati, insanın akletmesi demek. Bakara suresi. Lütfen bu yayını izleyen herkes, bu yayını kapattıktan sonra rica ediyorum Allah rızası için. Bakara suresini bir açın okuyun Allah rızası için diyorum sizden. Artık benden de dinlemeyin kardeşim, ondan bundan da dinlemeyin. Gidin Bakara suresinin tefsirini mi açarsın, mealini mi açarsın ama tefsir okuyun. Tefsilatlı anlayın, artık ne okuduğunuzu anlayın bu yangının arka planında. Felaket senaryoları işte ocu budur şunun bu, bunların hiçbir anlamı yok ki. Bunların hepsi Allah'ın izniyle olan şeyler. Biz hangi konuda, hani bazı senaryolar var, evet olabilir. Evet böyle de olabilir. Bunu dış başka mihraplar bir odur budur birileri yapmıştır. Ya bu birilerinin de Allah'ı Allah zaten, ayrı bir yerden değil ki. Bizim anlamamız gereken başımıza gelen işlerde ben kendimdeki hangi şeytanı seyrediyorum? Kendimdeki hangi deccaliyeti seyrediyorum? Mutlaka biz bu gözyaşlarımızla, üzüntümüzle birinin evini yakmışızdır. Birinin canını acıtmışızdır. Şimdi de biz o acıyı seyrediyoruz. Samimiyetle söylüyorum size. Ve orada masum canlılar, acayip bir ah var orada. Bakın, bir ah var. Ve bu ah bizden çıkacak. Çıkacak. Yapacak hiçbir şey yok. Cehennem bilincini bu dünyada yaşayacağız ve yaşıyoruz. Cennet bilincine gitmek için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim öğrencilerim, benim danışanlarım ve izleyicilerim çok iyi bilir. Cennet bilincine geçebilmek için cehennemden geçmemiz gerekiyor. Bu böyle bir süreç. Sanmayın ki bu ülke, merak ediyorsanız ülkemizin astrolojik haritası asla zarar görecek gibi değil. Asla. Biz ormanları yine yeşertiriz. Bunu unutmayın. İnşallah. Şu an toparlanmamız gerek sadece. Dağılmamamız gerek. Algımızın dağılmaması lazım. Hepimiz ya, şu yayını izleyen herkes, çakralarını mı, ben bunu yayınlarımda da söylüyorum, bu yayını izleyen herkesten evet, de ricamdır. Her bir çakranız için bir fidan bağışlayın en azından. Ya bir sigara paranızdır, bir yemek paranızdır. Bunu yapabiliriz. Bunu ben herkesten, herkes istiyorum. Ben burada bila istisna zamanımı ayırıp, bakın Beyza Hanım da zamanını ayırıyor. Ben rica ediyorum bütün izleyicilerimizden, herkes bu yayını izleyen ya evinin önündeki bir haycanı beslesin. Ama şu an Muğla'da acı çekenler var ve ulaşabildiğimiz şeyler var. Herkes yedi çakrası için, bu izleyen herkes. Yedi çakrası, ama sizin gönlünüz geniştir, her bir çakrası onar fidan da alabilirsiniz. Ben onu kısıtlamayayım. Ama lütfen herkes, bu yayını izleyen herkesten ricam Allah rızası için. Lütfen fidan bağışında bulunun. Acilen yapın. Su bağışında bulunun, fidan bağışında bulunun ve bunları Beyza Hanım'a yollayın. Sayfasının altına, yayınımızın altına yazın. Yaptım deyin, katkı olsun, insanlar bunu görsünler. Aslında yapılan yardım saklı yapılır ama burada biz teşvik etmemiz gerekiyor insanları. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Benim ağzımdan olmayan ve Beyza Hanım'ın ve benim ağzımızdan olmayan hiçbir yardım talebini asla ve kata ciddiye almayın. Ben canlı yayınlarda biz bunu söyleriz ve bizim ağzımızdan çıkar, başka türlü hiçbir şeyi kabul etmeyiniz. Bunu da bir parantez edeyim çünkü ak niyetli insanlar da olabiliyor Beyza Hanım. Siz beni anladınız. Evet. O yüzden belirtelim, bunu da söylemiş olalım. Dolayısıyla yayınlarımızda şu an ben yayında diyorum ki herkes
vakıfları var bunun, belli yerleri var. Herkes kendi imkanı ölçüsünde, bu yayını izleyen herkese bu bir duadır. Sadaka duadır. Bakın biz infak eden bir toplum olmayı unuttuk. Paylaşmayı unuttuk. Ağacımızı paylaşmadık, sevgimizi paylaşmadık, duygumuzu paylaşmadık. İnsan olma realitemizi paylaşmadık, yemeğimizi paylaşmadık. Allah rızası için bundan sonra paylaşalım. Çünkü Jüpiter Kova burcunda bunu isteyecek. Artık paylaşmak zorundayız. Yoksa cayır cayır yanacağız. Üzerimizde bu yükle daha fazla yaşayamayız. Sırtımızda bu yüklerle daha fazla yaşayamayız. Çünkü insan olma gerçeği, insan olma realitesi ve insan gerçeği. Anda kalan insan, infak eden insandır. İnsan hepimiz ağaç olduğumuz gerçeğini hatırlamazsak, fidan olduğumuz gerçeğimizi, hepimizin içinde o hayvan, haycan var. O fidan var, o toprak var. Onların hepsi bizde. Ve lütfen Bakara suresini bu yayını kapattıktan sonra hepinizden rica ediyorum. Lütfen tefekkür edelim, paylaşalım. Sayfalarımızda paylaşalım. Okuduğumuz, anladığımız şeyleri etiketleyelim, koyalım. İnsanlara teşvik edici olsun bu. Bunu koyalım. İnsanlara dua edelim. Ama duamızı ederken insanlara gidip oraya yardım mı yapabiliyoruz? Ya da bağışta mı bulunabiliyoruz? Bir şeyler yapalım. Bakınız, Jüpiter himmettir. Himmet bazen celalinden, bazen de cemalinden gelir. İşte biz şu an emmare nefsi deneyimliyoruz. Emmare ne biliyor musunuz? En dünyevi olan. En insanın ilkel hali. Burayı farz-ı mahal birileri yakıyor diyelim. Olur ya, deniyor ya. O insanı da anlayalım. İlkel. Anlamıyor. Bakın ne diyoruz? Haycandan aşağı olan insan profilleri, vicdan profili, insan demiyoruz da bir canlı profili var. O da yaşamsal bir profil. Dolayısıyla onlara beddua ettikçe, birbirimize beddua ettikçe, kötü enerjiler yolladıkça, kusura bakmayın ama o enerjiyi kin ve nefretle daha da çok büyütüyoruz. O yangını daha çok büyütüyoruz. Çünkü kin ve nefretle dönülen, biz kim olursan ol gel diyen, Mevlana'nın torunlarıyız bizler hepimiz. Kim olursan ol gel diyor ya. Bak şimdi, böyle diyen bir Mevlana'nın torunu olan insanlarız hepimiz. Onun bir şekilde fikirlerinde aynı toprakta yaşamışız. Bizler böyle bir enerjideyken kalkıp beddualara, ayrıştırmaya girersek emmare nefse pıt diyor düşüp düştük emmare nefse. O bizim en ilkel halimiz. En ilkel olan duygumuz. İşte astroloji haritasında da en ilkel olan hallerimizi, yanan yerlerimiz neler? Neresi yanıyor? Yangınımız ne? Nefsimiz nerede kardeşim? Buna bakıyoruz işte. Bu tasavvufi astrolojinin bakış açısı. Ve toprak, bilir misiniz? Kök çakra ve emmare nefsi toprakla ilgilidir. Ayağınızı bastığınız yer, ne kadar zamandır toprağa basmıyoruz acaba? Ben çok uzun yıllardır basmıyorum mesela. Samimiyetle söyleyeyim. Evet. Arada mutlaka basmışlığım vardır ama çok uzun yıllardır muhtemelen basmıyorum. Ve birçok kişinin de basmadığını düşünüyorum. Toprakla bir ve bütün olmayı unuttuk. Toprakla bir ve bütün olmayı unuttuk. Bak cayır cayır sıcaklar yanıyoruz. Yanıyoruz. Bakın cehennemi yaşıyoruz bu dünyada. Bu dünyada cehennemi yaşıyoruz. Ve bu insanın hayatında emmare nefs, zeka ve ferasetin birleştiği alan. Zeki olmayı bize anlattılar. Akletmek nerede kaldı? Cin fikirli insanlar, değil mi? Mesela cin fikirli olmak, aman hadi yolumu bulayımcılar. Bak kök çakradan bahsediyorum size. Tam emmare nefsten bahsediyorum. İşin kolayıyla işi halletmeye çalışanlar. Bunların hepsi değerli dostum emmare nefs. Ve bu emmare nefste kişi kaldığı müddetçe hayat planı içerisinde o
Yunus'un balığın, balinanın karnında kalması bir misali. La ilahe illa ente subhanek inni küntümine zalimin misali. Biz oradan çıkamayacağız. Ve oradan çıkamadığımız müddetçe, o alandan kendimizi çıkartamadığımız müddetçe daha çok yangınlar olur. Biz sadece seyrederiz. Sosyal medyadan şövalyelik yapar, paylaşımlar yaparız. Sizi tenzih ediyorum, gazetecisiniz, habercisiniz. Başka hiçbir şey olmaz. Ama oysaki duaya, oysaki sevgiye, şefkate, ya hayvan koymuş suyun içine ayağını, yanmış ya, yanmış ya, bunun üstüne nasıl yemek yiyoruz, ben nasıl bir şey ya bu, vallahi ben anlamıyorum ya. Ben şu an size samimiyetle söyleyeyim mi Beyza Hanım, vallahi Jüpiter, Venüs, Merkür demeye şu an utanmıyorum, çünkü Jüpiter'le Merkür'le Venüs'le anlatabileceğim bir şey değil, o kadar konuşuyor, o anlatasım var, en usturuplu şekilde anlatmaya çalışıyorum şu an. Hakikaten kendimi ve izleyicilerimiz de bunu hissediyor. İnanın. Çünkü bunu imani hakikatler doğrultusunda birlik bilinciyle anlatamadığımız müddetçe, kendi karanlığımızda, kendi bencil dünyamızda, kendimize dönük yaşadığımız müddetçe, görüp geçtim. Hep diyorum, bir gün sana da bakar geçerler. Hep diyorum. Öyle bakıp geçmeyeceğim. Bakıp geçmek yok. Bir şey yapacağım. Bir gün sana da bakarlar. Bir gün ben insanların eğlenmesine, gezmesine hiçbir şey demiyorum. Bizim de hayatımız burada devam ediyor. Hoş oturup da 7-24 yaz tutmuyoruz ama bir dua, bir şey. Hani bir cenaze çıkmış ya. Evde bir 10 gün, 15 gün değil mi? Ya. Televizyonu kapatırlar. Bir saygı, bir şeydir yani bu hani. Bir saygıdır ya. Ya orada insan, bir de bu işin sosyolojik tarafı var. İnsanlar da telef olmuş durumda. Evi yana, barkı yana, arazisi yana. Bu insanlar ne yapacak? Biz sahiplendik değerli dostum. Benim dedik. Ve sahip olduğumuz sürece cennet bilinci, cehennem bilincinin ateşini körükledik. Peki buradan bizi nereye çıkartıyor mekanizma? Bir üst mekanizma. Levvameye çıkartıyor. Bağırsak beyin. Şimdi biz emmareyi yaşadık. O yangının alevlenmesi emmare. Levvameye çıktık şu an. Ne yapıyoruz levvame ne biliyor musunuz? Boş konuşma. Herkes bir şey anlatıyor. O bir şey diyor, o dedikodu yapıyor, o gıybet yapıyor, o bir şey diyor. Kimsenin de bir şey yaptığı yok. Ben ona bakmam. Ben eleştiri falan ben. Ben kardeşim görüyorum orada. Üstü başı kirlenmiş. Sıcağın alnında orada bir şeyleri söndürmeye çalışan hayvan, haycanı oradan kurtarmayı ben onu bir görürüm. Ben bilmem öyle yok oradan bunu yaptım ama gelin gidin ben bunları bilmem. Orada bir şey yapılıyor mu ben ona bakarım. Ben şu an yapmıyorum. Orada değilim. Bak kendimi samimiyetle söylüyorum. Ben o yüzden utanıyorum bir şey söylemeye. Elimden gelen insani olarak yapacaklarımı yapıyorum. Dualarımı, paylaşımlarımı, insanları bilgilendirmek, enerjileri aşağı çekmek değil. Bir de yukarı çekmek. Yani bizler, şöyle düşünün, uçak düşüyor. Önce ne diyor? Anne ya da baba kendine taksın maskeyi diyor. Çocuğa demiyor. Önce kendimizi bir iyileştireceğiz ki o insanlara da bir faydamız olsun. Sürekli enerji korku vorteksinin üzerine kur ki. Deccaliyet mekanizması bunu da istiyor zaten. Bakın. Öyle mi? Yani, birbirimize girmeniz mi? Birbirimize girelim, birbirimize tartışalım, birbirimizle gereksiz dedikodu, gıybet, maleyani konuşmalar, ne ödüğü belirsiz, o bir şey söylüyor, bu bir şey. Ya kardeşim bu izleyen herkese söylüyorum. Ara belediyeyi, telefon Google amcaya giriyorsun. Diyorsun ki şu bütün numaralar çıkıyor. Boşver başkasının paylaştığını falan sen. Kendin gireceksin oradan arayacaksın. Ve bir şey değil mi sana? Hani dua etmek istiyorsun ya. Hani dua mekanizması diyorsun ya. Al sana dua mekanizması. Şimdi oturup bireysel dua etmenin zamanı değil değerli dostum. Yani size demiyorum. İzleyicilere tenzih ederek konuşuyorum. Elimizi açacağız. Dua edeceğiz. Bunun yanında arayacağız. Alo ne yapabilirim?
benim evi imkanım şu. Su mu? Ben iki şişe su yollayabiliyorum. Ben iki kap mama yollayabiliyorum. Ben işte 7 tane fidan, 10 tane fidan neyse yani hani ne yapabiliyorsam bunu bir yapacağız. Şey. Elimizden gelen işte dua bu. İşte zikir bu. İşte toplum bilinci bu. İşte sosyolojik birlik bilinci bu. O zaman dua, o zaman eylem birbiriyle kavuşur ve her şey hale yola girmeye başlar. Kendi içimizdeki nefreti böyle olaylar üzerinden, korku vorteksini çoğaltmak üzerinden genişletmememiz gerekiyor. O zaman Satürn'e gidiyoruz. İşte o Satürn'ün insanı kamil olamıyorsun değerli dostum. Yani göremiyorsun. Hmm. Kendi kabz esma. Şu an kabz var. Celal var. Cabbar esması var. Alev alev yanıyor. Alev alev yanıyor yani. Burada alev alev yanan oradaki ormandan ziyade bizim hepimizin nefsi. Utanmamız gerek. Biz utanmayan bir millet olduk bir de. Niye utanmayan millet olduk? Biz kapımızın yanında aç duran insanı unuttuk. Sokaktakileri unuttuk. Bakın şimdi herkes uzaktakine evet orası çok kötü ben her günde ama bunun bir gelişi var. Hepimiz lütfen, lütfen bütün izleyiciler samimiyetle kendi içinize dönün. Biz ne yaşadık, neden buralara getirdik durumu? Çünkü hiçbir zaman samimiyetle bu burada başlamadı ki ben bütün her yayınımda fidan dikelim derim, haycanlara yardım yapalım derim. Her yayınımda bunu ısrarla da söylerim kardeşim. Söylerim. Çünkü bunun çok önemli olduğunu. Niye bunun önemli olduğuna inanıyorum? Bugünleri gördüm. Benim ağzımdan hiç kimse şu, ben felaketler olabilir dedim. Ama evet. Şunu söyleyeceğim. Bu bizim astrolog olarak görmemizin ya da bilmemizin anlamlı olmadığı bir şey. Çünkü bir şey yapamayız. Allah'ın kaderine kolektif olayları biz durduramayız ki. Söylemek sadece insanları galyana getirmektir. Korkutun deprem olacak. Nereye kaçacağım? Dünyadan dünyaya mı kaçacağım? Evimi mi bırakıp gideceğim? Şehrimi bırakıp? Böyle bir de arkadaşlar hiç kimse ölümden kaçamaz. Kaderinden kaçamaz.